Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ'a üyeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tek renk gördüğünüz çimeni de aynı tülbentin renginde olacak. Çok güzel böyle bir fıstık modeli hazırlayacağız. Evet, hep beraber şimdi başlayalım yapılışına. Evet, şöyle ara suyunu 2 litre abzandan yapıyoruz. Biraz yaptım arkadaşlar sizler için. Bu 15 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yaptım. İlk başlarken ister trabzanla ister böyle tığ vattıyla başlayabilirsiniz. Tabi her zamanki gibi şöyle ikişer veya üçer zincir çekerek tığ vattıları hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut, oradan tüm püf noktalarıyla kenar dönüm işlemlerini, tığ vattı işlemlerini izleyebilirsiniz. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, bir zincir çekip ipimizi tığımıza tutturup bir defa tığımızı doladık. Hemen tığ vattımıza girip 2 alarak trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane minik kirpik oluşturdum. Bir zincir, bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Trabzan ara kısmı. Bir zincir, bir defa dolayıp hemen 2 ve 2. 3 tane zincir. Trabzanın ara kısmına girip kapattım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bakın, 15 tane. Benimki model amaçlı. Siz ne kadar vermek istiyorsanız o kadar bu trabzanların ara kısmını yapabilirsiniz. Şimdi fıstıklarımız için dalları oluşturacağız. 2 zincirden sonra bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki boş tığ vattıya girip 2 ve 2. Buraya 4 tane zincir. Hemen kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir. Şöyle bir defa tığı doladım. Yuvaya girip yandaki tığ vattıya girip 2 2 aldım. Bakın, bu şekilde bir şöyle orta yuva oluşturduk ve buraya 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafını çevirdim. Bu boş olan trabzanımın tepe kısmına, kirpiksiz olana kapatıyorum. Şöyle bir defa zincirle dönüp sık iğne yapıyorum. 15 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zinciri buraya kapatıp dal oluşturdum. Şöyle tekrar 15 zincir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen ikinci dal oluşturuyorum. 15 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zinciri şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle buraya hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Dallarımı şöyle yukarıda yere değmesin, destekli olsun diye arkadaşlar. Fıstıklar çünkü ağırlık verecek. Şöyle trabzan seviyesine inmek için de buraya bir sık iğne yaptım. Ortasında minik bir fıstık yapacağız. Buralarda küçük bir fındıklar yapacağız. Evet. Çiçeğimiz için dalları oluşturduk. Yine ara suyuna geçiyoruz. Bakın, bir tane zincirimi çekip bir defa tığı doladım. Hemen yandakine girip başta göstermiştim ya 3 tane kirpikli trabzan, onun gibi yapacağız.
3 zincirimi kapatıyorum. Araya bir zincir mesafe bir defa tığı doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzan. 3 zincir kapatıp minik bir pipirik. Bir zincir bir defa tığı doladım. Hemen 2 ve 2. 3 zincirimi çekip kapattım. Bir zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Bu şekilde 15 tane böyle minik pipirikler yapıyorum. Dediğim gibi benimki model amaçlı. Siz ne kadar bu ara mesafesini vermek istiyorsanız verin arkadaşlar. 3 tane zincirimi kapatıp buraya sabitledim. Bir zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 3 zincir. Bir zincir bir defa dolayıp hemen 2 ve 2. Evet. Şöyle. Bunu 15'e ben tamamlayayım. Şimdi şu yapmış olduğumuz dalların çiçek kısmına geçelim. Evet, çimenimiz bu şekilde hazır. Şöyle ilk dalın içerisine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekip bir defa doladım. Dalın içerisinden ilmek toplayacağız. Bakın bu bir, şöyle iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane ilmeği topladık. Hepsini birden kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Ve şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne ip hem de arkadaşlar ikinci fıstığımızın yuvası olacak. Üzerine iki tane zincir çekiyorum. Bu iki zincir ilmeğimizin boyutunu da belirliyor. Bir defa doladım. Telinin arasından girip yine altı tane ilmek toplayalım. Şöyle iki zincir boyutunda 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeği toplayıp hepsini bir yine kapattım. Şöyle ne fazla arkadaşlar gergin ne de sık çünkü açılıyor bu. O yüzden orta kare böyle görün diye yaptım. Evet bir defa tığı doladım. Yine 6 tane ilmek çıkarıyorum. Bu teli yuva ediniyorum. Şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6. 6 tane hepsini birden kapat ve şimdi bu son kapattığım yere de 5 tane zincir çekiyorum. Böyle minik bir pipirik oluşturuyorum tepe noktasına. Yine aynı tele girip kapattım. Şimdi buraya 12 tane zincir çekeceğim. Bakın 1 şöyle bismillah 1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buraya yuvaya kapatıp sabitliyorum. Evet. İlk dalı oluşturduk. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk dalımız. Şimdi ikincisi için şöyle diğer dala sık iğne ile geçiş yapıyorum. Arasına zincir çekmiyorum arkadaşlar. Arasına zincir çekince aşağı çok değiyor çimene. O yüzden bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim sık iğnemin üzerine. Bir defa da tığımı doladım. Yine ikinci dala da 6 tane bu şekilde ilmek topluyorum. Her seferinde de tığımın başını dolayıp toplamda burada 12 tane ilmek olmuş oluyor aslında arkadaşlar. Şöyle 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğin hepsini bir şöyle tığından geçirdim ve kapatıyorum. Bakın ne fazla sıktırıp bunun şeklini bozuyorum ne de bol bırakıp şöyle fazla genişlemesini sağlıyorum. Üzerine kapattıktan sonra sık iğnenin üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilmek boyutumu belirliyor. Yine aynı şekilde şöyle bir
2 3 4 5 ve 6. 6 taneyi topladım yine. Hepsini bir kapatıyorum bakın. Şöyle sık iğne ile. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Telin arasına girdim. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapattım. Şöyle bak. 5 zincir çekiyoruz. Telin arasından girip kapattık. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şu artma boyu ne kadarsa arkadaşlar o kadar zincir çekin. Bu 10 olur, 12 olur, 13 olur. Sizin el ayarınıza, fıstığınızın ayarına göre değişebilir. Evet, bu şekilde 5 tane yapacağız arkadaşlar. Şu 5.'yi beraber yapalım. Evet, 2 tane daha yaptık. Şu sonuncuyu da yavaş yavaş beraber yapalım arkadaşlar. Sık iğne ile bakın dalımızın içerisine geçiş yapıyoruz böyle. Ve bir tane zincir çektim sık iğnenin üzerine. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 2 3 4 4 5 ve 6. 6 tane bu şekilde ilmeğin arasından geçip bakın fındığımızı oluşturduk. Şimdi üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Buraya yuva ediniyoruz demiştim. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeği toplayıp hepsini bir içinden geçtim. İkincisi de bu şekilde. Kapattığım sık iğnenin üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeği tığıma toplayıp hepsini bir içerisinden geçtim ve buraya 3 tane yine yaptım. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Ve 12 tane zincir çekiyorum. On iki zinciri yine bu dalımızın içerisine dip kısmına kapatıp şöyle bakın. Yine sonuncuyu oluşturdum. İpimi koparıyorum. Evet. Şekilde fıstıklarımız hazır. Şu pipiriğin içine de minik bir fıstık yapacağız arkadaşlar. Kırmızı leylak marka 328 numara. Şöyle de almak isteyen olursa soran oluyor. Açmadan şöyle veya kaybolmadan göstereyim. Evet, ortasına minik fıstık yapacağız bir tane de. Evet, şöyle. Bu ortadaki 3 zincirli pipiriğin içerisine girip şöyle sık iğne ile aynı renk ipimizi tutturduk. 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri hemen buradan alttan girip üstte zincir çekiyorum. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane bu şekilde ilmeği topladım. Şöyle bakın. Hepsini bir şöyle sıkı sıkı kapatın ki arkadaşlar yuvarlığa dönsün fıstığın. Ve bu aynı sık iğne yaptığım yuvaya da tekrar kapattığım fıstığı buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bak. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen kopardım. Şunları yakayım. Hemen arkadaşlar temizleyip geleyim. Evet. Modelimizi tamamladık. İplerimizi yaktık arkadaşlar. Şöyle bakın. Hiç ütü yok. Ütülenmediği halde çok güzel, zarif duran bir model oldu. Şöyle ilmek sayılarını arkadaşlar bakın. 15 tane dalın sayısı. Zincir sayısı. Yaptığınız takdirde böyle hoş ve zarif güzel bir modeliniz olacak. Ütü yok. Ütülendiği zaman daha da hoş ve zarif duracak. Şöyle arka tarafını merak edenler için de göstereyim. Güzel bir model oldu. Modelimiz bu arkadaşlar. Yapımı kolay. Bir de diğerlerinden farklı. Yani hep aynı modelden sıkıldıysanız böyle farklı güzel modeli tercih edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.